Öfkemle nasıl başa çıkabilirim? Sen de bazen öfkeli oluyor musun? Ben oluyorum. Bazen öyle öfkeli oluyorum ki tüm gücümle haykırmak istiyorum. Hatta birine bağırmak, bir şeyleri parçalamak istiyorum. Veya bir yerlere tekme atmak istiyorum. Bazen de birine vurmak istiyorum. Öfkeli olduğum zaman kalbim her zamankinden daha hızlı atıyor. Vücuduma ateş basıyor ve başım bir domates gibi kızarıyor. Ya da bedenim kas katı kesilip yüzüm duvar gibi bembeyaz oluyor. Buz gibi olup yumruklarımı sıkıyorum. Bazen öfke vücuduma yavaşça yayılıyor. Önce biraz kızgınlık hissediyorum. Sonra bu kızgınlık gitgide büyüyor. Ta ki şiddetli bir öfkeye dönüşene kadar. Bazen de öfke birdenbire ortaya çıkıyor. O zaman ben bile ürküyorum. Birisi neden öfkeli olduğumu sorduğunda sebebini hep iyi biliyorum. Bana ait olan bir şeyi aldıklarında öfkeleniyorum. Veya arkadaşlarım benimle alay ettiğinde, bana kötü davrandıklarında. En sevdiğim televizyon programını izlememe izin vermediklerinde de çok öfkeleniyorum. Bazen birisi bir oyuncağımı kırdığında çok öfkeleniyorum. Ancak bazen çok büyük bir öfke hissediyor ve neden öyle olduğunu bilemiyorum. Bu çok saçma bir duygu. Saçma olduğunu bildiğim için de bu kez kendime kızıyorum. Birileri bana bu kadar öfkeli olma dediğinde hiçbir işe yaramıyor. Öfkem devam ediyor. Üstelik bunu söyleyeni dövmek istiyorum. Ama bu çok büyük bir haksızlık olurdu, öyle değil mi? Peki bu kadar öfkeli olduğumda ne yapabilirim? Neyse ki öfkemle baş etmek için bazı sihirli yöntemlerim var. Örneğin öfkemi pencereden dışarı haykırabilirim. Büyük bir yastığa vurabilirim. Ayağımı bütün gücümle yere vurabilirim. Öfke adam resmi çizebilirim. Sonra bu resmi yırtarak binlerce parçaya ayırabilirim. Ve bu can sıkıcı öfkeye bahçeye gömebilirim. Kağıttan öfke topları yapıp onları çok uzağa fırlatabilirim. Böylelikle kimsenin canı yanmaz. Sinirlendiğimi hissettiğimde önce derin bir nefes almalıyım. Tüm bunlara rağmen yine de öfkelenip birini üzersem en azından özür dilemeliyim. Peki öfkemin geçerli bir sebebi varsa, yani birisi bana kötü davranırsa ne yapabilirim? Ona bağırmalı mıyım ya da ona vurup tekmemi atmalıyım? En iyisi bunları yapmamak. Çünkü ben de birisi bana bağırmasından hoşlanmıyorum. Böyle bir durumda korkarım. Birisi bana vurduğunda veya tekme attığında, beni çimdiklediğinde canım acır. Ama yüksek sesle beni rahat bırak veya bana ait olan şeyi hemen geri ver diyebilirim. Ve lütfen en sevdiğim televizyon programını izlememe izin verin. Program bittiğinde televizyonu hemen kapatacağım diyebilirim. Peki başkası öfkeli olduğunda ne yapabilirim? Hatta belki benden daha büyük ve güçlüyse, öfkesi dinmek bilmiyorsa nasıl davranmalıyım? Mesela şöyle diyebilirim. Dur, önce derin bir nefes al. Derin nefes aldığında ise ona tüm sihirli yöntemlerimi anlatabilirim. Belki bu yöntemleri bilmiyordur. Bu da işe yaramazsa güvendiğim insanlardan yardım almalıyım. Evet, bu doğru. Bazen istemesek de çok öfkeli olabiliyoruz. Ama çoğu zaman sevdiklerimizin yanında keyifli ve mutlu hissediyoruz. Hadi sen de öfkenle başa çıkmak için sihirli yöntemlerini dene.